Seher vaktinin yeriyiz. Sırrı hakikat diliyiz. Mecnun'a Leyla eliyiz. Biz Şabani bülbülüyüz. Vahdet bağının gülüyüz. Pirimizdir Şeyh-i Şaban, erkanıdır mazı Kur'an, yolunda canımız kurban. Biz Şabani bülbülüyüz, vahdet bağının gülüyüz. Derviş sadık harabattır, özü hakka müstaraktır, zikri fikri zatı haktır, biz Şabani bülbülüyüz, vahdet bağının gülüyüz. Gönülle, ilahi neşeyle, yoluna baş koyduğu Allah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşkı ateşiyle, bu vahdet bağ silsilesinin bir gülü de Safi Amidi Bolevi Hazretleridir. Anadolu erenlerinin terbiyesiyle yetişen ve aynı özenle talebeler yetiştiren bir gönül sultanıdır Safi Amidi Bolevi Hazretleri. Asıl adı Mustafa bin Salih olan Amidi Bolevi Hazretleri Diyarbakır'da dünyaya gelir. Diyarbakır müftüsü ve ulemasından Hacı Salih Efendi'nin oğludur. Bu sebeple tahsil hayatı önce baba ocağında başlar. Sarf, nahiv gibi ilimleri babasından öğrenir. Diyarbakır'da eğitim almaya devam eden Safi Amidi Bolevi, 9 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olur. Saadettin Taftazani'nin Şerhül Akaide isimli meşhur kitaptan çokça istifade eden Bolevi, daha fazla ilme ulaşmak ister. Oğlundaki istidadın, Allah ve ilim aşkı isteğinin farkında olan Hacı Salih Efendi, Bolevi'nin tahsil için İstanbul'a gitme isteğini kabul eder ve dualarla gönderir. İstanbul'da eğitim hayatına başlayan Safi Amidi Bolevi, Akşehirli Hacı Ömer Efendi'nin rahle-i tedrisinden geçer. Zahiri ilimlerde eğitimini tamamlayan Bolevi, 1807 senesinde icazetnamesini alır. Bolevi, müderris olarak İstanbul'da kalmaya niyet eder. Bir arayışa giren Bolevi'ye, bir gece rüyasında devrinin en önemli alim ve velilerinden Çerkeşli Mustafa Efendi şöyle seslenir. Evladım Mustafa Safi Efendi, zahir ilmini tamamlayıp icazeti aldım. Tasavvuf ilmini öğrenip, ilmiyle dünle kavuşmak için Çerkeş'e gel de bu ilmi tahsil eyle. Çünkü senin İstanbul'da kalmana izin yoktur. Bu rüyayı açık bir işaret olarak gören Safi Bolevi, derhal hazırlığa başlar ve İstanbul'dan ayrılır. Çerkeş'e doğru yola çıkar. Heyecanla Hacı Mustafa Efendi'nin huzuruna gider ve talebeliğe kabulünü ister. Lakin isteğine olumlu cevap verilmez. Bolevi büyük bir umutsuzluğa düşer. Thank you.
bir süre dergâhta misafir edilir. Kendini çaresiz hisseden Safi Amidi Bolevi, Derviş Hasan vasıtasıyla Çerkeşli Mustafa Efendi'ye tabi olmak isteğini tekrar eder. Çerkeşli Mustafa'nın cevabı hem bir tevazu örneğidir, hem de dervişlik hırkasının zorluğunu gösterir niteliktedir. O bir alim kimsedir. Benim zahir ilminde onun kadar kuvvetim yok. Bu sebeple talebeliğe kabul edemem. Çerkeşli Mustafa Efendi'den aldığı yanıt, Bolevi'nin gönlüne ateş düşürür, dayanamaz ve bizzat Çerkeşli Mustafa Efendi ile görüşür. Ellerini öper ve zahir ilimlerden geçtiğini, ilahi aşka talip olduğunu söyler. İstanbul'da gördüğü rüya üzerine geldiğini ve bunun da açık bir işaret olduğunu anlatır. Böylece Çerkeşli Mustafa Efendi tarafından talebeliğe kabul edilir. Çerkeşli Mustafa Efendi, devrinin en önemli alim ve velilerinden biridir. Dedesi, Horasan velilerinden olup, Çerkeş'e hicret etmişlerdir. Mustafa Efendi, 1743 yılında Çerkeş'te doğmuş, 1814 yılında 73 yaşında Çerkeş'te Hakk'a yürümüştür. Bugün, Çerkeş Kadın Şah Camii'ndeki türbesi, sevenleri tarafından hala ziyaret edilmektedir. Çerkeşli Mustafa Efendi, Şabaniye koluna yenilikler ve kolaylıklar getirdiği için Pir-i Sani diye de meşhurdur. Lima Allah sırrının sultanı Şaban-ı Veli, Semme vechin gevheri bürhan-ı Şaban-ı Veli, La mekanı bi nişanın rahının hem rehberi, Bahr-ı lahuta beka ummanı Şaban-ı Veli. Şevkıya vahdet nişin zahiri kesrete, Evliya-i kümmelin insanı Şaban-ı Veli. Safi Amidi Bolevi Hazretleri de hocası gibi Lima Allah sırrını bu kapıda görür ve Şabaniye tarikatinin esaslarına göre bir terbiyenin altına girer. Büyük Evliya, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin talebeleri tarafından kurulan Şabaniye tarikatı aslında Halvetiye'nin bir koludur. Bu sebeple Şaban Veli Hazretlerine de Halvetiye'nin ikinci piri denilmiştir. Şaban-ı Veli hakkında bu konuyla ilgili şöyle bir beyit de kaleme alınmıştır. Sarıl gel dameni ihsanına sen Şeyh Şaban'ın. Harabiden geçip ınamuru abad olmak istersen. Bolevi'de Allah aşkı ve ateşiyle yürüyen bu gönül sultanlarının silsilesinde yer alır. Allah aşkıyla abad olur. Yani o ilahi neşeyi bu yolda bulur. Halvetiye tarikatının kollarından biri olan Şabaniye tarikatı, o yıllarda birçok değerli alim, sanatçı, musiki, şinas kimseler yetiştiren bir kapıdır. Çerkeşli Mustafa Efendi'nin birçok talebesi de İslam alemine bu kapı vesilesiyle büyük hizmetler sunar. Çerkeşli, Safi Amidi Bolevi'nin yüksek ahlak ve ilminin farkındadır.
talebesindeki istidadı bilen ve ona göre eğiten bir alimdir Çerkeşli Mustafa Efendi. Zira Şabaniye yoluna büyük hizmetleri geçen Bolevi'yi hocası müjdelemiş ve bir gün kendisini işaret ederek talebelerine şöyle demiştir: İşte bu zat benden sonra yolumuzu o dereceye ulaştırır ki kimsenin inkara mecali, gücü, kuvveti kalmaz. Hakikat ilmiyle alemi doldurur. Bu sözlerden habersiz olan Bolevi, 3 sene daha hocasının yanında kalıp edep ve terbiye öğrenmeye devam eder. Şeyhinden izin alıp memleketini ziyarete giden Bolevi, Diyarbakır'a gittiği sırada hocası Çerkeşli Mustafa Efendi Hakk'a yürür. Haberi alan Safi Bolevi büyük bir hüzne kapılır. Biricik hocasından çok uzak bir diyardadır. Gönlü 2 kere yıkılmıştır. Çerkeşli Mustafa Efendi Hakk'a yürümeden önce talebelerine ve sevenlerine vasiyetini bildirir ve Mustafa Safi Amid-i Bolevi'yi halife tayin ettiğini söyler. Üzüntü içindeki Bolevi Diyarbakır'da duramaz ve Çerkeş'e gelir. Kendisinin hocası tarafından halife tayin edildiği ise gizlenir. Safi Amid'i dergâhta hocasının yerine geçen Şeyh Hacı Halil Efendi'nin sohbetlerine devam etmeye başlar. Aradan geçen 3 yıla rağmen halife tayin edildiği söylenmez. Bir gün halifelik vasiyetini gizleyenlerden biri olan Şeyh Hacı Halil Efendi sohbet etmektedir. Safi Amidi ve cemaatte dikkatle dinlemektedir. Tam bu sırada Hacı Halil Efendi'ye bir hal gelir. Telaşla birden kalkar ve başındaki hilafet tacını Bolevi'ye giydirir. Cemaat de şaşkındır. Hilafet duasını tamamladıktan sonra da Bolevi'den helallik ister. Hacı Halil, ne olduğunu soranlara ise sohbet sırasında Abdülkadir Geylani Hazretlerini gördüğünü ve bu işi gizlemekten vazgeçmesini söylediğini anlatır. Safi Amidi böylece hocasının vasiyetini yerine getirir ve talebe yetiştirmeye başlar. Bolu'daki Semerkand Medresesi'nde ders vermeye başlayan Safi Amidi, bir taraftan da medresenin yanındaki camide talebe yetiştirir. Bu sırada bir dergah inşa ettirmeye başlar. Hayır sahibi Şemsi Paşa'nın kızı Hafize Hanım, Aktaş denilen yerden 5 dönüm tarla hibe eder. Böylece buraya önce bir cami ve caminin yanına da küçük bir oda yapılır. Dergahın inşası sırasında evlenen Bolevi, dergahın yakınında bir ev yaptırır. Burada 33 sene talebe yetiştirir ve insanlara rehberlik yapar. Medreseden pek çok değerli alim icazet alır. Yetiştirdiği talebelerinden, Halvetiye yolundan da icazet ve hilafet verdiği 2 değerli talebesi vardır. Bunlardan biri Devrek kasabasından Şeyh Yusuf Efendi, diğeri de Geredeli Abdullah Efendi'dir. Safi Amidi Bolevi'nin sadece Bolu'da değil, Anadolu'nun pek çok yerinde de seveni vardır. Sohbetleri kulaktan kulağa, gönülden gönüle dolaşmaya başlar. Zira Anadolu'dan Balkanlara kadar birçok yerde şevkle hizmet eden yüzlerce değerli talebe yetiştirir.
Askerlerden de pek çok kimse ona tabi olur. Dergahı sohbetine gelenlerle dolup taşar. Hatta bu sohbetler gece yarılarından sabah namazına kadar sürer. Sabah namazından sonra ise camide zikirler yapılır, Kur'an-ı Kerim okunur. Safi Bolevi'nin 3 oğlu olur. Bunlara Muhammed Faik, Nasrullah Sırrı, Abdülaziz isimlerini verir. Oğullarından Muhammed Faik, 20 yaşındayken babasının sağlığında vefat eder ve Safi Bolevi evlat acısını derinden yaşar. Gencecik oğlunu elleriyle toprağa verir. Oğlu Faik dergâhta defnedilir. Sonraki yıllarda kabrin üzerine türbe yapılır. Gencecik yaşında vefat eden Faik, babasının terbiyesinden geçmiş ve ilmiyle de Bolu'da meşhur olmuştur. Safi Bolevi'nin acısı iki kattır. Hem oğlu hem de değerli bir talebesini genç yaşta Hakk'a uğurlamıştır. Safi Bolevi, dergahı inşa ettirdikten sonra hayır sahiplerinin yaptırdığı ilave binalarla dergah büyür. Dergahta ders ve sohbetleri herkes tarafından dikkatle dinlenir ve bu vesileyle de şöhreti her yere yayılır. Osmanlı Padişahı Sultan Mahmud, onun şöhretini duyunca kendisini iki defa İstanbul'a davet edip sarayda ağırlar. Safi Amide Bolevi, toplumun ihtiyaçlarını gören, aşık gönüllere nur olan bir gönül sultanıdır. Dinleyicilere sorularının cevabına onun sohbetleriyle erişir. Şiir yoluyla da ilahi aşkı anlatan Safi Amide Bolevi'nin maalesef şiirleri günümüze ulaşmamıştır. Dergahında yetişen öğrenci sayısı bilinmeyen Bolevi, 30 sene boyunca aralıksız talebe yetiştirir. İstanbul'da ilk medrese tahsilini aldığı ve bazı ilimleri kendisinden öğrendiği meşhur alim Hacı Ömer Efendi de ona talebe olur. Diyarbakır'a babasını ziyarete giden Bolevi, ilk hocası olmasına rağmen babasından da büyük hürmet görür. Öyle ki oğlunun bulunduğu sohbet meclislerinde ondan yukarı oturmaz. Bolevi'nin Diyarbakır'da olduğu bir sırada babası Hakk'a yürür. Babasının ardından Bolevi'nin Diyarbakır'da kalan diğer aile bireyleri de zamanla Bolu'ya yerleşir. ...1820 senesinde hacca gitmeye niyetlenir ve o zamanın parasıyla 700 kuruşla 4 kişi hac yolculuğuna çıkar. Yolculuk sırasında kendilerine katılanlar olur. 12 kişilik bir kafileyle Mekke-i Mükerreme'ye varırlar. Safi Amide Bolevi, hac dönüşünden sonra insanlar arasına karışmamak ve şöhretten kaçmak için çok gayret gösterir. Lakin insanların sohbetlerine olan arzuları da gittikçe artar. Devletin ileri gelenleri de kendisine çok hürmet ve alaka gösterir, istifade etmek için sohbetine gelirler. Mustafa Safi Bolevi'ye büyük muhabbet besleyen Sultan Mahmud vefat eder, yerine Abdülmecid tahta çıkar. Abdülmecid, Mustafa Safi Bolevi'ye büyük bir hürmet gösterir. Tahta çıktıktan sonra dergahının genişletilmesi, tamiri
ve yeni ilaveler yapılmasını emreder. Bu iş için gerekli olan paranın kendi malından verileceğine dair ferman çıkarır. Bu işi yürütecek hususi bir memur tayin eder. Padişah bu iş için her ne masraf gerekirse kendisine bildirilmesini ister. Bütün masrafların tarafından karşılanacağını ve binalar yapılırken hiçbir işçinin bir akça hakkı kalmamasını, yevmiyelerinin haklarının verilmesini emreder. Vazifelendirilen memur emredildiği gibi hareket ederek 9 ayda dergahı ve ilave yapılarını yaptırıp tamamlar. Mustafa Safi'nin talebelerinden biri de Bolu Sancağı Bey'i Hacı Mustafa Bey'dir. Talebeleri darda kaldıkları vakit Safi Bolevi'den yardım ve nasihat ister. Sancak Bey de bir haksızlığa uğrar ve Adana'ya müebbet sürgün edilir. Gelen memurlardan son bir kez hocası Bolevi'yi görmek için müsaade ister. Ayrılık sırasında görüşemezler. Safi Bolevi bu duruma çok içerlenen Sancak Bey'e, "Oğlum Hacı Mustafa Bey, üzülme. Ayın 19'unda Bolu'ya yine dönersin," diye haber gönderir. Sürgüne gitmek üzere yola çıktığı esnada ayın 19'unda affedildiğine dair bir haber gelir ve sürgün edilmekten kurtulup Bolu'ya geri döner. Bolu'ya dönünce hemen dergaha bir hizmette bulunur ve lezzetli bir su getirtir. Dergahın içine bir çeşme ve ilave odalar yaptırır. Safi Amidi'nin neden sohbetlerinin bu kadar coşkun olduğunu ve şahsiyetini daha iyi anlamak için talebelerinden İbrahim Hilmi Bey'in hocası için yazdığı Menakıbname'ye kulak vermek lazım. Hilmi Bey hocasını şöyle anlatmıştır. Mustafa Safi Efendi, zahir ilimlerinde derin alim olduğu gibi, batın ilminde, tasavvuf ilminde de çok yüksek derecelere ulaşmıştı. Zamanın en meşhur ve seçilmiş evliyasındandı. Vefat edeceği sırada şöyle demiştir. Bende ağzı kapalı bir sandık vardır. Senelerce irşat postunda oturdum. Bu sandığın içindeki şeyleri kimse benden sormadı. Kapağını açıp da göstereyim. Bunları anlatacak kabiliyetli bir kimse de bulamadım ki ona açayım. Sandık benimle gidiyor diyerek kendisinde Allah Teala'nın ihsan ettiği yüksek marifetler olduğuna işaret etmiştir. Evliyanın 3 alameti vardır. Evliya her işinde daima Allah Teala'yladır. Yani her ne işle meşgul olursa olsun Allah Teala'yı unutmaz. Her hususta Allah Teala'ya sığınır. Maksadı daima Allah içindir. Evliya, ehl-i sünnet itikadında olup İslamiyet'e tam uyar. Safi Efendi de bu alametler tamamen mevcud idi. Üstün ahlak sahibi olup halk içinde hakkı anardı. Talebesi Hilmi Bey'in bu yazdıkları, Safi Bolevi'nin halk içinde hakla olan halini ne güzel anlatır. Allah ve Muhammed yolunda ilahi aşka tutulmuş olan Bolevi, ömrünü hak yolunda halka hizmetle geçirir. Fakir fukaranın halini sorup gözetir. Allah sevgisi ve korkusunu kalbinde en derin şekilde yaşayan Bolevi, talebelerini de bu terbiyeyle yetiştirir. Bolevi, zahiri ilimlerde meşhur olmuş pek çok kişiye de hocalık yapar. Bunlardan biri de Taşçı Osman Efendi'dir. Bolu Kaymakamı Miri Miran, Tahir Paşa da onun sohbetini yakından takip eder. Tahir Paşa, Bolevi'nin Hakk'a yürümesinden sonra kabri üzerine ilk olarak türbe yaptıran talebesidir.
Bolevi son derece takva sahibi, geceleri birkaç saat kadar uyuyan, diğer bütün zamanını ilim ve ibadetle geçiren biridir. Son derece tevazu sahibi. Öyle ki talebelerinin kendi aralarında birbirine kırılması ve kıskanmasının önüne geçecek ölçüde hepsine karşı sevgiyle aynı mesafede durur. Safi Bolevi, her sabah namazından sonra caminin kapısı önünde bastonuna dayanarak bir müddet sohbet etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Bu adetini yaz-kış devam ettirir. Bu sohbetlerin birinde Bolevi sevenlerine şu nasihatlerde bulunur. Zahir ilimleri günahkar olanlar da elde edebilir, öğrenebilir. Lakin tasavvuf ilmi, İslamiyet'in emir ve yasaklarına tam uymadıkça ele geçmez, öğrenilmez. İslamiyet'in emirlerine uymadan tasavvufta ilerlemek isteyen kimse, gevşekliğe düşer, tasavvuftan tat alamaz. Ömrü boyunca Kur'an ve sünnet ışığında bir yaşamı tavsiye eden Bolevi, bütün ömrünü de Allah yolunda gece gündüz hizmete adar. Safi Amide Bolevi, temizliğe de dikkat eder ve talebelerine de bu yönde nasihat verir. Hem talebeliğinde hem de hocalığı boyunca sokağa çıkarken, üzerine sokak çamuru değmemesi için altı kalın ayakkabı giyer. Hem elbisesini hem de gönlünü kirlerden korumaya çalışır. Safi Amide Bolevi, 33 gün hasta yatar. Hakk'a yürümeden önce hastalığı her tarafta duyulur. Sevenleri dergaha doluşur. Çeşitli şehirlerdeki talebeleri, halifeleri ziyaretine gelir. Sanki hastalığının uzaması, sevenleriyle vedalaşabilmesi içindir. Hakk'a yürümeden önce, dört bir yandan gelen talebelerine, yerine Geredeli Şeyh Abdullah Efendi'yi halife tayin ettiğini ve ona tabi olmalarına vasiyet eder. Sonra Allah ismini hafif sesle zikre başlar ve binlerce talebesi de onunla beraber bu zikre katılır. Safi Amide Bolevi Hazretleri sevenlerinin gözyaşları içinde 1846 senesinde 63 yaşında Hakk'a yürür. Vefatine el ulema veresetül enbiyai hadisi şerifi ebced hesabına göre tarih düşürülür. Safi Bolevi birçok talebe yetiştirmiştir. Bunların arasında Taşçı Osman Efendi, Devrekli Yusuf Efendi gibi pek çok değerli isim var. Talebeleri Şabaniye tarikatı edep ve terbiyesini Balkanlara kadar götürür. ...33 yıl aralıksız talebe yetiştiren Safi Amide Bolevi'nin dergahında kandil hiç sönmemiş, kapısına giren çevrilmemiş, yolda darda kalan misafir edilmiştir. Talebelerine her zaman Kur'an ve sünnete göre yaşamayı tavsiye etmiş ve halk içinde hakla olabilmeyi öğretmiştir. Halvetilik ve şabanilik yolunun bu düsturunu en iyi şekilde yaşayan Bolevi, onca şöhretine rağmen tek bir gün böbürlenmemiş ve ömrünün sonuna kadar halka hizmet etmiştir. Bir kün emriyle halk oldu dünya. Bu kadar mevcudat, bu kadar eşya. Nefahtü min ruhi dedik de Mevla, vücud-ı Adem'e girenlerdeniz.
Allah ve Resulünün izinde bir hayat süren Bolevi, ilahi aşkla dolu dolu bu yolda fena yermiştir. 17. yüzyılda çok önemli talebeler yetiştiren Safi Amide Bolevi Hazretlerinin sevenleri, iki asırdır Bolu'daki türbesini ziyaret etmeye devam ediyor. Safi Amide Bolevi, mümtaz şahsiyetli, iman dolu hayatı ve nasihatleriyle, bugün de binlercesinin kalbinde her an hayat bulan bir gönül sultanıdır.